Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte. Videomuzun konusu arkadaşlar motor için yani motorları aslında matkap veyahut da testerlere dönüştüren bir siparişimiz olmuştu. Mandiren ve Miller. Şimdi onların ürün açılışını sizlere yapmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ürünlerimiz doğru mu gelmiş? 3 çeşit kapling mil diye geçen bir adet de mandiren tarzında ürün bekliyorduk. Şöyle ürünümüzü arkadaşlar kargo kutusundan çıkarıyoruz. Bakalım firma gerçekten bize doğru ürün mü göndermiş, yanlış ürün mü göndermiş? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle poşetin içerisine zımbalamış satıcımız. Gördüğünüz gibi plastik falan bir poşetin içine şey yapmış, yerleştirmiş. Şöyle ambalajımızın ağzını açıyoruz arkadaşlar. Bu arada kendisi zımbalamış. Şimdi bakalım ürünlerimiz nelerdir? Doğru mu, yanlış mı, nasıl gelmiş? Görseldekilerle aynı mı, değil mi? Bu bizim matkap mandirenimiz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman tabii ki dönüştürülen arkadaşlar, normal elinizdeki motorları, dinamoları dönüştüren bir mandiren arkadaşlar. Bildiğimiz matkap mandirenlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. Yanılıyorsam düzeltin arkadaşlar. İlk defa böyle bir ürün kullanacağım, sipariş vereceğim. Normalde matkap, hazır matkabım var ama elimdeki motorları matkap tarzı kullanmak istiyorum. Daire testere veya delme, kesme işlemlerinde. Böyle bir ürüne ihtiyacım vardı. Yaklaşık 360 TL idi sözde. Site indirimi, 60 TL indirim uyguladık arkadaşlar. Artı banka kuponlarımız falan vardı. Şu bu derken bize galiba 100 liraya mı öyle bir şeye mal oldu. Ama 360 TL falan satıyor arkadaşlar. Pahalı bence. Yani o fiyatları almamak lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Biraz fiyatları abartıyorlar. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. 1.5 10 milim ve 10 milim 3.8, yani 3 bölü 8 daha doğrusu 24 UNF denilmiş. Şöyle ağzını sizler için açıyorum. Ağız, daha doğrusu kapatıyorum şu an. Baktığımız zaman nasıl diye. Şimdi açıyorum arkadaşlar ağzını. Ağız yapısı bu kadar arkadaşlar. Daha sonra detaylı bir şekilde sizler için inceleyeceğim. Şu an sadece kargomuzun içerisinde gelen ürünlerimiz doğru mu, yanlış mı, eksik mi, onu sizlere paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Mandirenimizi şöyle koyalım. Bu arada matkap mandirenimizin anahtarı çok kötü. Bilmiyorum, plastik korumaya alınmış. Umarım kötü bir anahtar değil. Çünkü bende de bu anahtar var ama bendeki tabii ki kalitesiz bir markaya ait olduğu için umarım bundan daha, yani benimkinden daha sağlamdır diye düşünüyorum. Böyle bakıyorum. Bilmiyorum, plastik korumaya alınmış ama plastik korumaya alınmış olması buradaki sağlamlığı nedir bilmiyorum. Çünkü bende de aynısı var. Benimki gerçekten neredeyse dokunsan kırılacak. Umarım bu da ona benzemiyordur. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Burada mandiren ile ilgili bilgiler verilmeye çalışmış. Oysa ki bizim anahtardır bu. Anahtarı niçin böyle bir görsel eklenmiş, o da ayrı bir konu. Şöyle bir kutunun içerisine geliyor arkadaşlar. Bakalım. Güzel çalışıyor mu bununla? Fena değil arkadaşlar. Şimdi diğerlerine bakalım. Aslında arkadaşlar motorlarınızı dönüştüren bunlar. Şöyle bakıyoruz. Siyah ürün sergilemişti satıcımız. Beyaz ürün göndermiş arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. 3 adet. Yanlış hatırlamıyorsam 3 adet bekliyordum. Ama arkadaşlar vida yok. Şöyle bakıyoruz.
Bu şekilde arkadaşlar takılıyor bu arada. Yalnız buraların somunu yok. Vida da bekliyordum ben burada. Çünkü bunu ayrıyeten de kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Bunlara hangi vida uyumlu onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani burada somun ve civata bekliyordum. Bunu ayrıyetten tek başına kullanmak açısından. O yüzden dolayı ben bu fiyatı uygun gördüm bu ürünü. Ama maalesef satıcımız burada somun ve pul göndermemiş. Yani vida civata göndermemiş arkadaşlar. Çünkü spiral örnek olarak taşlama veyahut da kesici tarzı ürünlerinizi bunun içerisine yerleştirip vidayla sıkıştırdığınız zaman bunu tek başına da kullanabilirsiniz. Ama maalesef bunlar gönderilmemiş. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Biraz zorlanarak giriyor. Tamam. Diğerine de bakalım. Bu arada üstünde rakam yok arkadaşlar. Şöyle göz atmaya çalışıyorum. Normalde bunların milimetrik olayı vardı. Maalesef rakam belirtilmemiş arkadaşlar. Vida uçları aynı. Ama tabii ki bunların delik yapıları farklı arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yalnız üstünde bir rakam belirtilmemiş. Bu arada bu sanki çamurlu, kirli anlamadım. Niye bu? Ya sanki savaştan çıkmış gibi. Niçin bu kadar kötü? Sanki bu ürün hasarlı gibime geliyor arkadaşlar. Şuradaki kaplaması tutmamış galiba. Çok kötü. Bunlar biraz düzgün görünüyor parlaklıkları. Yalnız bunun parlaklığı kötü. Bu sorunlu galiba. Hatta vida yapısını da görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hatta motoru tutan vidalar kaç adet gönderilmiş, o da önemli. Bakıyoruz arkadaşlar. Galiba doğru göndermiş. Umarım. İkişer ikişer arkadaşlar bu arada bunlar. Alyan anahtarıyla kapatılıyor. Motorumuzu ucunu sıkıştırmak için arkadaşlar. Gerçekten oturtturamadım bu arada. Şöyle alyan anahtarı kullanalım. Çok küçük bir alyan anahtarı göndermiş beraberinde. Sağ olsun. Ama dediğim gibi somun civata için konuşacağım kendisiyle. Pullar için. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Nasıldır acaba yapısı? Gerçekten başa baş arkadaşlar. Şu vidalar çok küçük. Aman zarar vermeyelim. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekil yerleşiyor. Ve sizler elinizdeki motorlar arkadaşlar. Tabii ki sağlıklı değil. Dürüst olmak gerekirse sağlıklı değil ama kendi işte el aletlerinizi böyle bir ürünle yapabilirsiniz. Tabii bunu da belirtmek gerekirse arkadaşlar ürün çok fahiş fiyat. Sözde ucuza aldığım halde söylüyorum bunu. 300 TL indirimli aldığım halde söylüyorum bunu. Pahalı. Biraz daha makul fiyatlara bulabiliyorsanız tavsiye ederim. Yoksa aksi takdirde gerçekten yazık günah bu fiyatlara. Benim görüşüm, benim düşüncem bu arkadaşlar. Yine de fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar çünkü yorumlar hepinize açık. Unutmayalım, bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen videolardan, kanaldan desteğinizi esirgemeyin. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Çünkü sizin bildiklerinizi ben veya benden sonra izleyecek arkadaşlar bilmeyebilir. Bu yüzden de arkadaşlar her zaman ne diyoruz? Akıl akıldan üstündür. Bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Bilgi ve fikirlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Paylaşın dostlar. Kanaldaki takipçilerimle yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar fikir ve görüşünüz yoksa şayet bir kalp bir nokta bırakırsanız benim için çok değerli. Çünkü videoların ön plana çıkmasını sağlıyor. Yani YouTube'un mantığı nedir arkadaşlar? Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum bu tarz videoları ön plana çıkarıyor. Ayrıyeten YouTube'un algoritması malum ilgi ve alakaya göre yani izlenen videolar, paylaşılan videolar, yorumlanan videolar, beğenilen videolar daha fazla ön plana çıkarıyor. İster saçma olsun, ister mantıklı olsun. Sizler de bu tür mantıklı videoların ön plana çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar, saçma videoların önüne geçmesini istiyorsanız lütfen desteklerinizi kanalımdan, videolarımdan esirgemeyin. Evet dostlar, şu
vidaları da yerleştiriyorum ki kaybolmasınlar. Çok küçük vidalar. Yalnız bu ürün hasarlı. Görüyorsunuz kaplaması sökülmüş. Bunu satıcıyla görüşeceğim. Ayrıca şunun üzerine geçirilen pul ve somun bekliyordum. Maalesef onlar gelmemiş arkadaşlar. Ürün bu şekil arkadaşlar. Son defa da şöyle gösterecek olursam, takacağınız motorun ucuna tabii çok ağır oluyor. Ne kadar, hangi motor bu ağırlığı taşıyabilir, o da ayrı bir konu. Şu başlıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle gözün deliklerini göstereyim. Ölçemiyorum şu an, metrelimde yok. Ama şöyle gösterecek olursam arkadaşlar, hatta şu anahtarla gösterecek olursam şu şekil arkadaşlar. En büyük deliği bu, görüyorsunuz. Ortanca deliğimiz şöyle hemen hemen uyum sağlıyor. En küçük deliğimiz de bu arkadaşlar. Bu küçük aslında motorlar için çok fazla kullanacağım ürün budur. Bu da hasarlı, görüyorsunuz. Hasarlı, lekeli, kusurlu gelmiş. Şöyle 3 adet motorda farklı deliklere sahip bu başlıklar arkadaşlar. Aslında önemli olan bu başlıklar. Tabii ki bu da matkap işlerinde kullanacağınız başlığınız. 3 adet başlığımız geldi. Mandrenimiz geldi. Anahtarımız geldi. Vidalarımız geldi. Tabii ki alyan anahtarımız da geldi. Ama eksik olan ne? Dediğim gibi pul ve somun bekliyordum. Maalesef onlar gelmedi dostlar. Şöyle tekrar yerleştiriyoruz. Sorun var mı diye sizleri dostlarıma göstermek için. Evet dostlar, umarım yararlı faydalı bir video olmuştur. Sürçülisan ettiysem affola. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip paylaşın, yorumlayın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.